Bilgisayarımıza işletim sistemi yükledikten sonra arkadaşlar bazı menüleri Türkçeleştirebilir veya menüleri değişik şekilde getirebiliriz. Şu anda mesela bazı alttaki yeni bir şeyler çıkmış olduğunu görüyoruz. Bunları kosmetik bölümünden önemli buradan arkadaşlar ayrı ayrı seçenekler çıkacak karşımıza. Evet. Örneğin bakın burada mentorlar ile alakalı, bizle alakalı ve bunlarla da diskretin şurada gördüğünüz şekli mesela bunu set bir menü seçtiğiniz zaman bu şekilde siyah bir menü veya bu şekilde bir menü veya daha sade bir menü yani Max'in ilk yüklendiği halindeki gibi ve burada bir de önermek ise olduğu zamanki haline bakalım. Mesela bizimki şu anda bu bölüm. Bunlardan birini set diyerek açtığımız zaman set'e tıkladığımız zaman cancel diyoruz. Bir de kostümize bölümünde kostümize bu en baştaki bölümden arkadaşlar Max'i tamamıyla Türkçeleştirebilir ve bazı menüleri Max içine koyabiliriz. Örneğin burada sağ tıkladığımızda bakın Glue 3'te yükle normalde plugin olarak burada görünmüyor. Eğer biz bunu burada görünmesini istiyorsak arkadaşlar bakın buradaki bu bölümü tıklıyoruz ve bu bölüm seçiliyken sol alttaki bölümden evet arkadaşlar bakalım G harfinde Glue 3'te bulalım. Yukarı çıktık. Evet Glue 3'te. Buradan bunu tutarak bu sağ bölümdeki yani mouse'u sağ tıkladığımız zaman ekran içindeki görünecek olan bölüme alıyoruz. Ve kapatalım. Evet şimdi sağ tıkladığımızda bakın burada Glue 3D ile ilgili hesaplamalarla ilgili bölümler çıkıyor. Bu şekilde herhangi bir şeyi örneğin karate merisindeki nesneleri de buraya koyabiliriz. Bir de yine kostümize bölümünden en baştaki bölümü açacağız arkadaşlar. Burada Tolber bölümü var. Örneğin ne dedik bir tane buraya obje diyelim ve okey diyoruz. Burada yeni bir menü çıkardık. Bu menüye ise burada yani karate menüsüne girdiğimiz zaman veya diğer menülere girdiğimiz zaman neyin ne olduğunu bilmiyoruz. Standartlar burada box var, plan var, nedir bunlar, neye benziyorlar hiç belli değil. Bunun yerine buradaki bölümden örneğin bakın burada jumper box koyarız buraya. Mouse'un sol kısmını çekerek veya raptör özellikleri var gördüğümüz gibi örneğin silindir koyarız. Bunun gibi burada Max'in içinde yer alan her şey var. Örneğin latte modifiler. Evet bu şekilde yeni bir obje adındaki bir bölüm çıkardık arkadaşlar. Buraya her şeyi koyabiliriz. Max'in içinde modifier panelinde ve karakter panelinde bulunan her şeyin burada var olduğunu görüyoruz. Somut modifiler mesela. Evet şimdi bunu kapatalım. Buradan bunu kaydedebilir. Sabah bölümünde kaydedebilir. Log bölümünde de daha sonra açabiliriz. Yani bu menüde yukarıya bir istek haline getiririm. Ve bakın burada bir menüye dahil oldu. Şu anda burada önemli jumper box var. Yani karate menüsünde ikinci sıra girdiğimiz zamanki bu bölümdeki jumper box'a evet buradaki jumper box'a buradaki aynı yani burada en azından yapacağımız şeklin ve seçeceğimiz şeklin ne olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde oluşturduk. Bu şekilde yeni bir menü oluşturabilir. Bu menüden de şeyleri görebilir. İkinci bir olay. Glue işte. Örneğin burada bir yeni bir glue işte koyalım. Yani nev olarak. Nev glue işte diyor. Şu anda ekrana geldi ve glue işte'nin diğer yardımcı menüsünü göremiyoruz. Çünkü burada raptör özelliklerinin altında kalıyor bu bölüm. Şu anda çıktı. Raptör özelliklerini yine yan tarafa alalım. Burada da gördüğümüz gibi glue işte ile ilgili ek menüler çıktı bu şekilde. Bir de arkadaşlar kostümüz bölümünde yine evet açıyoruz. Bakın burada menüler var. Menü dediğimiz file, edit, told bunlar şu üst kısımda gördüğümüz menüler. Örneğin buradaki karate menüsüne tıkladığımız zaman ki karate menüsünde şu seçeneklerin karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da yapabileceğimiz şudur. Örneğin rename bölümü var. Diyelim ki file kısmını rename dediğimiz zaman buraya örneğin biz Sadık diyelim. Kendi adımızı yazalım. Ve okey diyoruz. Evet burada Max'in üst kısmında Sadık olarak görüyoruz. Yani bu şekilde bilmediğimiz nesneleri çünkü tamamıyla İngilizce bir menümüz var. Bu İngilizce menüyü tamamen Türkçe hale getirebilir. Yani Max'i Türkçeleştirebiliriz çalışmalarımızı yapmak maksatlı. Ancak bunu Max'i öğrenene kadar fakat internet sitelerinden yardım alıyorsak bu menüyü yapmamız doğru olmaz. Çünkü her şey oralarda İngilizce olacağı için bizi yanıltabilir.
Eğer Türkçeleştirmek istiyorsak da programı bu şekilde Türkçeleştirip sağ bölümünden kaydedebiliriz arkadaşlar. Burada demek ki kostümüze etme olayını görmüş olduk.